inşallah çarpılmadan, yıldırım düşmeden. Anam. Bu ne? Anam Allah. Gelin damat kayasını görmeye geldik ama fırtınaya kapıldım. Yani bu fırtına 10 dakikada yoktu. İşimizi açmaya benzedik ama ya, gerçekten nasıl yapıyoruz? Her akıllı bu vakitte kalana geçmez. Sığınalım bari. Geldik. Emni ismi ne? Alattık Bayram amcamı da gördük. Rüzgardan yolun ortasında dikenleri ağaçta çirkin muhtarımla gideceğiz. Karacakayı köyünde muhtarımızla tanışacağız şimdi. Muhtarım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmin nedir abi? İsmim Haydar Sarıçoban. Haydar Sarıçoban. Ben bu köye özellikle gelin damat kayası varmış. Taşa dönüşen gelin damat kayası varmış. Onun yerini bir söylersen ben oraya gideceğim özellikle. Ben buradan göstereyim. Bayrak direğe bak. Yukarı tepeden. Arka tarafta köyün arkasında köyün, tepe var. Tepenin arkası. Zaten köyümüzün arkası komple bu sırt tarafı bu komple bademlik. En az bir 50-100 dönüm yerimiz var. Badem ağaçlarından şey. Onun arkasındaki kayalarda işte eskiden bir rivayete göre işte gelin konvoyunun önüne eskinin çeteleri diyelim geçiyorlar. Gelin de yani onların eline düşmemek şartıyla düşmeyin hesabını Allah'a yalvarıyor. Ya bizi taş et ya buş et diyor. Yani orada sütunları daha belirginlendi ama şeyden dolayı bu hava şartlarından zamanla zaman zaman aşınıyor. Yani bayağı belirgin idi. Ama burada böyle bir efsane var sonuçta yani bizim için önemli olan. Efsane var evet. Gelin kayası diyoruz oraya. Şimdi şu anda da fırtına geldi. Yağmur yok. Ben bu fırtınada çok fazla duramayacağım. Arabama bineyim en iyisi. Dolu yağıyor şu anda. Evet, aracımızın içinde bir 10 dakika bekledikten sonra fırtına dindi. Çok şiddetli bir fırtınaydı. Yıldırım düşmeleri falan, şimşek çakmaları. Çok acayipti. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum Mersin'de. Şimdi Karacakaya köyündeyiz. Şurada bir türbe var aşağıda. Oraya sığındık öncesinde. Sonra tabi arabamızda bekledik. Şimdi köyün yukarı tarafındayız. 45-50 hanelik bir köy. Ve bu köyü özel kılan gelin damat kayası. Bu da şu arka tarafta tepenin arkasındaymış. Yağıştan dolayı gidemeyeceğim. Yerler çamur, aracım da gidemeyecek. Araç gitmese de yürüyerek giderdim. Öyle şeyleri göze alıyorum ama şu durumda sürekli şimşek çakıyor, yıldırım düşebilir. Maazallah yani bir iş kazasına maruz kalmayalım. Şimdi Karacakaya köyünde evleri de görüntülüyorum. Mersin'den Alıcı'ya doğru geliyorsunuz. Alıcık köyünün içerisinden sola döndüğünüzde yaklaşık 3 kilometre sonra köye varmış oluyorsunuz. Bu köyde Sağan soy ismi var. Sağan soy ismi bildiğiniz üzere Karamağara köyünde. Burada da Sağan soy ismi var. Ve kendileriyle konuştuğumda Karamağara köyünden gelme olduklarını, Karacakaya köyüne yerleştiklerini söylüyorlardı. Burası Amasyalı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ymiş. Gelin kayasını görüntülemeye ve köyde tur atmaya tabii muhtarımızdan müsaade alarak. Muhtarımızla da tanıştık. Çok güzel bir insan. Buradan selamlarımı iletiyorum. Videomu izleyecek mutlaka. Ama maalesef hava şartlarından dolayı
bitiremeyeceğim. En azından köyün içinde tur atayım dedim. Bu köye gelmemizde bize vesile olan, sponsor olan Asya Tekel Şarküteri İstanbul'da Turgut Topal ve Muharrem Topal beyefendilere çok teşekkür ediyoruz. Yayın yapmıştık. Karacakaya köyüne gidip gelin damat kayasını görüntüleyeceğim diye. Kendileri de bize bu konuda sponsor olmak istediler. Hem köyümüzü tanıtalım, görelim. Hem de bizim de bir katkımız olsun dedi. Ve şurada şimşek çaktı. Evet, tehlikeli olabilir. Şu tepenin, şu arkadaki üstünde hatta bayrak var. Görün, yaklaştırabilir miyim? Bu tepenin hemen arkasındaymış gelin kayası. Ama maalesef yerden de gördüğünüz üzere şu anda Mersin'de da fırtına vardır. Hatta gelmeden önce fırtına rüzgarları esiyordu orada. Ama inşallah buraya tekrar özellikle gelin kayasını görüntülemeye geleceğim. Mersin olup buraları bilmeyen insanlar için, ben de bilemiyordum öncesinde. 2 hafta öncesine kadar ben de bilemiyordum. Bir arkadaşımla sohbet esnasında ipucu yakalayarak burada gelin kayası olduğunu öğrendim. Tabii ilgimi çekti ve geldim. Çekimlerimiz, anlattıklarımız görsel anlamda Mersin'de bir miras niteliği taşıyor. Yıllar sonra da videolarımız izlenecek. Yıllar sonra da ismimiz devam edecek. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Emek harcıyoruz. Ve yaptığımız işte gerçekten bir aşk var. Herkes böyle köylere gelerek çekim yapmak istemeyebilir. Bu yani para versen ben bu işi yapmam derler ya. O tarz bir şey. Buradaki türbe yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğunda mezar yapılmış ve isim yazılmamış mezar taşları var. Mezar mı acaba bunlar? Tabii mezar. Şurada da var bir tane. Evet, böyle kıymetli değerlere önem veriyoruz. Osmanlıca yazılmış kitabe. Özellikle köylere gittiğimiz zaman bir türbe olduğunu tespit ettiysek özel olarak bunları görüntülüyoruz. Bugün Karacakaya köyündeydik. Fırtınalı bir güne denk geldik. Biraz gezdik köyün içerisini ama gelin kayasını görüntüleyemedim maalesef hava şartlarından dolayı. Hala yağmur yağıyor. Fırtınaya da kapıldık. Sürekli yıldırım ve şimşek çakmak sesi duyuyorum. Mersin şu tarafta, arka tarafta kalıyor. Karacakaya köyüne gelmemizde bize vesile olan Turgut Topal ve Muharrem Topal beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Kendileri İstanbul'da yaşıyor ve köylerini görüntülememi istediler. Destek oldular bize. Tekrar buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Başka gezi videolarında tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Çok güzel. Beraber. Tekrar görüşmek üzere. Bakalım bir dolaşalım şöyle bir. Görüşmek üzere.